Geç kaldın bugün. Malum İstanbul trafiği Hacı babacığım. Yani artık zamanın değeri mi kaldı günümüzde? Ya 2 saat, 2,5 saat, 3 saat trafikteyiz. Ne oldu? İşte Cağaloğlu'ndan köprüden Beşiktaş, oradan sahil yolundan Beşiktaş köprü Hacıbadem'e döndüm 2 saat. 2 saat. Zaman. İşte zamanımız yollarda geçiyor yani. Zamane zamanı. Asri zaman. Şimdiki zaman. Şimdi yine al işte bakmayacaktım. Bakıyorum. Yine tempus, compus, lupus, Hayır, hayır, fugit. atma kafadan. Tempus fugit. Eskiden saatleri, duvar saatleri, bir de ayaklı saati. Sen bilir misin ayaklı saati? Hani... Alice Harikalar Diyarında vardı. Orada bilmem, vardı böyle öyle saatin mi? içine giriyordu Alice falan. O yaşa, yaşa, kapağı yaşa. açıyor, saatin Yaşa, içine giriyor. yaşa. Ben tabii onu bilmiyorum ama ayaklı böyle bir saat. Şimdi fi tarihinde efendim bir televizyonda program yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? O böyle programda bir şeyler bulunsun. Burada da yapıyoruz ya böyle bir şeyler bulunsun diye. Bir saat koymuşlar. Ayaklı bir saat. Saatin üstünde tempus fugit yazıyor. Tamam mı? Tempus fugit Batı kültüründe genellikle saatlerin üzerine yazılan bir söz. Yine Latince. Tabii Latince. Tarafsız olduğu için Latince Tarafsız olduğu için yazıyoruz. Latince. Ölü lisandan söz. Ölü lisan. Kimse Ama bir konuşmuyor. herif var iddia ediyor ki Latince diyor ölü lisan değildir hala yaşıyor falan diye. Neyse o bir gün lisaniyat konuştuğumuzda oraya gireriz. Tempus Tempus fugit. Zaman akıyor demek. Daha doğrusu zaman kaçıyor demek bu. Fakat saat çalışmıyor. Aa, inanmıyorum. Dekor Yani olarak konmuş dekor oraya. koy, senin Sanki bu ya. saat çalışmıyor. Peki Ya eminim sen de bunu söylemişsindir o kesinlikle programda. söyledim. Dedim Hiç mümkün değil ya takılmam. arkadaş bak burada tempus fugit yazıyor. Bu saati çalıştırın bari. Zaman akıyor Neyse yani. bu saatte yazmıyor en azından tempus fugit. Başka bir şey. Grand Hotel bilmem ne. Ya neyse işte ne oldu da belli değil. Niye biz bu saati buraya koyduk ki bilmiyorum. Sen getirmişsindir bunu kesinlikle buraya. Yani hoş ama. Hoş olduğu için. Onun zaten akrabi de yok yani. Nasıl yok? Ama bu saat akıyor Ha, o bak. Bu akıyor. kesinlikle Bu akıyor. kelimenin gerçek manasıyla akıyor. İşte hiç durmadan akan İnsan bir saat. için Pile ihtiyacı yok, bir evet. şey yok. Buyurun efendim. İşte. Saat al. Ve onun avantajı ne bir lüzumsuz ayrıntılar yok. Tabi yani. Değil mi? Belli bir miktar var, o akıyor. Yani burada sen dakikayı tespit edersin belki ama saniyeyi tespit edemezsin bunu. Yani tabi. Yani bu belli bir süre işte yüklenmiş herhalde. Zaman insanın kendini algıladığı iki tane koordinat var. İki koordinat. X ve Y gibi düşün onları. İki koordinat var. Biri zaman, öbürü mekan. Mekan. Tamam mı? Biz zaman ve mekan adındaki bir şeyin içindeyiz. Hayatımızda her şey bir akış içinde. Zaman çünkü akıyor. Değil mi? Zaman durmuyor. Tempus fugit Evet. diyeyim ben O, ona. evet, akıyor tamam. Tempus fugit de sen ona. Tempus fugit. Mekanlarda değişebiliyor ama biz mekansızlık ne bilmiyoruz. Zamansızlık ne bilmiyoruz. Ya da doğrusu zamanın olmadığı bir şey bilmiyoruz. Şimdi insan hep var olduğu günden beri başı zamanla dertte. Zaman olmasa insan ne yapacak? Allah Allah. İnsan ilk algıladığı andan itibaren bir akış görüyor, değil mi? Gündüz oluyor. Gece oluyor. Gün sonra gün değişiyor, sonra gece oluyor, hava kararıyor. Bitti. Hayır. Yeniden başlıyor. Gece de bir süreç. O süreç gecenin mesela mübarek Kur'an'da ne güzel söyler. Ve'l-leyli izâ Gece çöktüğü seca. Çöktüğü zaman. zaman, bütün ağırlığıyla çöktüğü zaman böyle. Gecenin böyle çöküş anları vardır. En karanlık olduğu anlar vardır. Zaman bizim için en büyük mesele. Ama biz bunun da canına okuduk. Evet. İşte ben bugün yaşadım onu. Tamam. 2 saat. İnsanı bir zaman işkencesine tabi tutuyoruz. Her şey hızlı olmak zorunda. Evet. Her şey çabuk olmak zorunda. Her şey dakik olmak zorunda. Fakat bir an için düşün. Bu kadar bu zamanı bu kadar ayrıntılandırmak çok doğru bir şey değil. Zamanın genel fikrini bize kaybettiriyor. Tabii yani. Genel zaman. Nasıl yapıyoruz? Biz takvimler yapıyoruz, değil mi? Gece ne zaman, bir gün ne zaman başlıyor? İşte sabah namazıyla Yok öyle sabah. değil. Öyle değil.
Ha şimdi yani günümüze göre mi? Günümüze soruyorum? Göre nasıl başlıyor? Bir günü atla 12'den sonra tak öbür günü atlıyor. Hangi 12? Gece yarısı. Gece 00:00. Bütün saatler, bilmem bilgisayarlar bilmem ne 00:00'dan sonra ertesi güne geçiyor. Evet. Halbuki gece daha gün değil ki. Evet. Gün ne zaman başlıyor? Bence sabah başlar. Güneşin doğuşuyla evet. beraber başlıyor. Güneşin doğuşuyla beraber gün başlıyor ve güneşin batışıyla beraber gün evet, bitiyor. Bugün başladı dersin, işte gün bitiyor dersin normalde. Bitti. Bazı günler uzun, bazı günler kısa. Evet. Öyle doğru. mi? Kendini ona göre ayarlarsın. Doğru valla. Şimdi, niye 12'de atlıyor? Niye böyle bir şey oluyor? İnsan kendine göre bir deli gömleği giydiriyor hayata. Eskiden bizim medeniyetimizde saati güneşin gidişine göre yani tabii akışa göre tayin ederlerdi. Bunun için de adına muvakkithane denilen yerler vardı. Allah Allah. Vakti ayarlayan insanlar. Çünkü her gün değişiyor. Bakıyor ona göre ayarlıyor saati. Ezan vaktine göre ayarlıyor. Güneşin doğuşuna ve güneşin batışına göre saati ayarlıyor. Her gün birazcık daha değişiyor. Onun için her gün oynuyor. Bir sabite oluşturamıyor kendi standardı doğrusunda. Şey söyle, Ahmet Hamdi'nin merhum saatleri ayarlama enstitüsü. Ne? İnanmıyorum. Gerçekten orada. Ahmet Hamdi Tanpınar. İşte bu. Hayır ben bunu gördüm. Tempus fugit dedim. Latin matin bize Ahmet Hamdi'miz var bizim. Ya anladım be Ahmet Hamdi'ye kim? Ben mi itiraz edeceğim? Dünyada saatleri en son itiraz edeceğim. Ne kadar önemli bir şeydir bu. Bir dünya kavrayışını, bir hayat kavrayışının değişiminden bahsediyor. Bu kitap mutlaka okunmalı. Ne diyorsun sen? Ya bu yutmak lazım bu kitabı. Ben çok uzun yıllar önce okudum. Yani tam şimdi desen ki ne anlat, özetini ver, veremem. Ama çok muazzam bir kitaptı. Asır ne? Zaman. Ama hangi zaman? Belirli Arapçada zaman. Vakt var, asır var, dehr var. Zaman var, zeman var Arapçada. Farklı farklı. Ya onu ben tabii bilemiyorum acaba babacığım. Şimdi yani bak, bu yoruma açık bir konu. Asır bir şeyin özü demek. Eskiden benim genç... Konsantresi diyebilir miyiz? Konsantre... Ya geçen gün ne dedi biliyor musun? Abi dedi ya, sen dedi adamın konsantresisin dedi ya. Adamın nesisin? Şimdi konsantresin. O adam, adam küfür mü etti, konsantre diyor. İyi bir şey herhalde. Abi sana su katsak da iki tane daha çıkar dedi adam. Ya olmaz Allah böyle Allah. Bir şey. Nereden ya abi olmaz bunu? Böyle bir şey ya. Ya bu sözü adam söyledi ya. İşte o bir güzel bir... Neyse konsantre oldu. Yani aslında konsantre. Sana mı yaptı bu iltifatı? Ha, bana yaptı. Yani sana ben söylüyor bunu üstelik. Yani önce ben küfür ediyor zannettim. Sen kendini övmek için mi söylüyorsun? Hayır canım. Yani sana su katınca iki tane senin mesela. Gibi adam mı çıkacak? Ya sana katsan 50 tane çıkacak. Hayır efendim estağfurullah. Böyle bir şey olmaz. Şimdi bak. Eskiden dediği konsantre veya özü yoğunlaşmış hali. Tamam. Çıkmış hali. Buna eskiden usare denirdi. Meyve usaresi denirdi. Şimdi yazıyor bazı böyle meşrubatın üstünde. Meyve özütü diye yazıyor. Usare, asır. Bir şey sıkıldıktan sonra, suyu çıktıktan sonra geriye kalan posa. Özü, kendi. Tamam. Onun için çağa da asır deniyor. Çağın ille 100 yıl olması gerekmiyor. Bir başı belli olan, sonu belli olan bir zaman diliminin eğer onun özü çıkmışsa, bir fikir oluşuyorsa o zaman dilimi hakkında, o zaman dilimini bir şekilde tarif edebiliyorsan o bir asır oluyor. Eyvallah. Tamam mı? Asır. Başı ve sonu olan ve akan, bu akışın içinde bulunan zamanın tam tabii ortası. Şimdi çok da güzel yaşıyoruz onu. Mesela şimdi internet çağındayız biz değil mi? Evet. Halbuki internet çok yakın. Hepimizin nasıl çağ değişti yani? Evet. Ona aslında biz şahit olduk internet çağı. Tabii. Çünkü mesela işte orta çağ, Cilalı Tunç çağı bilmem falan var ya. Tabii. Onlar bittikten yıllar sonra bu çağ kaç bin sene onlar belki. Tabii 100 yıl adını koymak doğru bir şey değil. Yani, halbuki şimdi tak diye internet çağı gitti. Belki aynen. de internet kalkacak başka bir çağ. 50 senede çağ değişmiş. Aynen öyle. Zaman kısalıyor. Hiçbir şeye zamanımız yetmiyor artık. Yetmiyor artık. Kategorize edilmiş. O kadar kategorize edilmiş ki. Ay. Ne zaman başlıyor? Ya ay diyoruz. Ya adı üstünde. Ay. Ay yahu ay. Vallahi ay. Ha, bakıyorsun. Yeni ay çıkmış. Yeni ay girdi işte. İşte o ay girdi. Ay girdi.
Halbuki diyor ki ayın 15'i diyor, 13'ü olur diyor. Olur mu ayın 15'i olması için böyle dolunay olması dolunay lazım. Dolunay olması lazım. Halbuki bak tavana, söyle tavan derken artık tabii buraya olmuyor yani. Gerçi dışarı baksak da ayı göremeyiz şimdi buradan İstanbul'da. Niye? Artık. Apartmanlar hepsi... Bir de ışık kirliliği var. Işık, ya. Biz gökyüzünü doğru dürüst görmüyoruz. Gördüğümüz şeyi de çok eksik görüyoruz ve çok yanlış görüyoruz. Birçok yıldızı normal çıplak gözle görülebilecek semada, gökte çıplak gözle görülebilecek o yıldızları biz göremiyoruz. Zamanı biz boyunduruk altına almaya çalışıyoruz. Zamanı biz kontrol etmeye çalışıyoruz. Halbuki zaman bizim dışımızda cereyan eden bir şey. Cereyan. Elektriğe eskiden cereyan denirdi. Evet, hızla akmak demek. Çok. Takvimleri her toplum, her medeniyet kendine göre bir takvim yapıyor. O zaman takvimler tutmuyor. Ne diyorsun şimdi? İşte 15 Ağustos'ta buluşalım. Hangi kime 15 göre? Ağustos? Neye göre? Kime göre? Ağustos yok zaten. İşte Ağustos yok, başka bir şey var. Ben Ramazan'ın bilmem kaçına denk geliyor o belki. Anladın mı? Olay bu. Ama o zaman genel bir ortaklık olması güzel. Hah, şimdi buraya geliyoruz. Şimdi bu çok önemli bir şey. Toplumların, kültürlerin, medeniyetlerin aralarında birlikte bir şeyler üretebilmeleri için bir ortak zemin üretmelerinden daha tabii hiçbir şey olamaz. Evet. Bu gayet doğrudur, gayet de iyidir. Ancak bu bir tahakküm, yani herkesin üzerine bir baskı haline gelmemeli. Sen kendi medeniyetinin takvimini ve saatini kullanabilmelisin gündelik hayatında. Ama farklı bir medeniyetle işbirliğine girdiğinde veya bir şey yapacağın zaman ortak takviminize uyarsın. Bu çok önemli bir şeydir. Bu bir karar. Ama bizde bu böyle olmadı. Hiçbir medeniyette bu kendi takvimini koruyor. Çin koruyabiliyor, Japonya koruyabiliyor. Birçok Hintliler koruyorlar kendi takvimlerini. Museviler, Yahudiler, İsrail devleti koruyor kendi takvimini. Biz korumadık. Evet. Biz kendi takvimimizi korumadık. Bir takvim bizim hayatla olan bağlantımızı, bizim medeniyetimizin köklerini gösteriyor. Hicri takvim bize hicretin vuku bulduğu dönemi hatırlatır. 2016 ortak bir zemindir. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi hicri takvimlerinde hicri doğum gününüzü biliyor musunuz? Hayır, hicri doğum gününü bilmiyorum. Ya nereden ne oldu şimdi? Ne oldu? Yahu ben içinde yaşadığım günü biliyorum. Olur mu? Ben biliyorum. Söyle gözüm. 1 Safer 1399. Sizin doğum gününüz. Tebrik ediyorum. Ben maalesef bilmiyorum. Lütfen kez benim doğum günüme de bakar mısın? O zaman hiç bundan sonra hicri takvim propagandası benim karşımda. Ben propagandası yapmıyorum. Ben bir medeniyetin inşasından bahsediyorum. Genel doğum. Neyin propagandasını yapacağım? Ben gayet memnunum miladi takvimi kullanmakta. Hiçbir sıkıntı yok. Miladi takvim benim bütün toplumlarla, dünyanın neresine gidersem gideyim, kiminle bir araya gelirsem geleyim, onunla rahatlıkla, kolaylıkla ilişki kurmamı sağlayan bir teknik araç. Aynen. Ama benim medeniyetimin takvimi ayrı. İşte o yüzden o medeniyetin takvimi ayrı. Doğum tarihinizi lütfen bilin. Lütfen benim doğum tarihimi bulur musunuz? Tamam, yazıyorum. Rica ediyorum. Hacı babamın doğum tarihi tespit edilecek. Hicri olarak tespit edilecek. Siz kaç doğumlusunuz? Gerçi hanımlara sorulmaz, erkeklere sorulur ama. Hanımlara niye sorulmuyor? Öyle derler yani, hanımlara sorulmaz. Ayıp şey, niye derler. Sormayacağım canım? Beyefendilere de yaşı sorulur, hanımefendilere de yaşı sorulur. Bunda hiç ayıp bir şey yoktur. Yani artık... Bırakmıyorlar insanlar yaşlansın. Evet. Zamanın akışı içinde yaşlanalım. Ama iyi bir şey değil yaşlanmak. Ha, çok güzel bir şey canım. O kadar şahane bir şey ki. Kim yaşlanmayı ister canım? Ben istiyorum. Çok da memnunum yaşımdan. Yaz 13 Kasım 1953. Yazıyorum. 13 Kasım. 1953. Kasım akrep burcusunuz. Ben burçlarla ilgilenmiyorum. 13 Kasım 1953. Tamam, bul onun hicri olanını. Şimdi... İnsanların zamanın akışı içinde kendi süreçlerini yaşamalarına izin vermiyorlar. Yaşlanmana izin vermiyor. Hayatta yaşadığın tecrübe, vücudunda bir takım değişiklikler meydana geliyor değil mi? Yüzünde kırışıklar meydana geliyor. Evet. Ne onlar? Senin hayatının sende bıraktığı izler. Tamam mı? Bu izleri, saçın bak başlamış senin de. Ya, kırlaşmaya başlıyor. Değil mi? Ne kadar güzel.
müthiş güzel bir şey bu. Hazreti İbrahim Efendimizle ilgili zannediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam orada o saçı diyor alev gibi oldu, bembeyaz diyor böyle. Çok güzel anlatılan şeyler. Ama alev de yani kırmızı olur usta. Hayır efendim alevin mavi olur, sarı olur. Nar-ı beyza denir. Nar-ı beyza. Kıpkırmızı ateşin içine bembeyaz olur ateşin tam göbeği. Allah Allah. Bak ateşe görürsün. Nar-ı beyza. Artık biz ateş de görmüyoruz. Ateş de görmüyorsunuz. Yani hani göklere bakıyoruz, yıldız görmüyoruz. Yere bakıyorsun, ateş görmüyoruz. Toprak görmedik ya. Toprak ya toprağa görmedik. En son ne zaman bastım ben hatırlamıyorum. Ne zaman dokundum toprağa? Yani toprağa ne? Yani yok hani şey diyemiyordum. Ha gelirler bir şey değil. Yok ben konuşuyorum. Gelmeyin efendim. Siz yani. Lütfen gel. Bu telefon da artık. Ben o mikrofondan istiyorum. Sen mikrofondan. O zaman değiş tokuş yapalım. Şimdi. Ben mikrofonu vereyim. Telefon sen bana. Ama seni burada bilmiyorum ki şimdi. Bu da yani. O da benim. Ha sen ikisini de kontrol. Hepsi benim olsun. Hepsi senin kontrolünde olsun. Yani şimdi toprağa basmıyoruz. Efendim bilmem ne görmüyoruz. Onu görmüyoruz. Nasıl bir zamandayız biz acı babam ya? İşte bak. Zaman fikrinin içinde insanın gelişimini, varoluşunu, sona doğru gidişini adam istiyorlar ki hesap et. Diyor ki herkes genç olacak. Ben genç olmak zorundayım. Yani tabii. Yaşlı adam kıyafeti yok. Aa ne kadar genç gözüküyorsunuz. Ne ayıp diyorum ya. Bu ne kadar edepsizmişim ben meğer. Ben yaşımda gözükmek istiyorum. Ben 3 torun sahibi bir dedeyim sonuç olarak. Bundan dolayı da son derecede mutluyum. Bundan dolayı da aklım yerinden çıkıyor. Zevkten uçuyorum havalara. Ben 3 torun sahibi bir dede olarak 40 yaşında ya da 35 yaşında bir adam gibi görünüp davranmak istemiyorum. Çünkü torunlarım o zaman zamanı kaybederler. Tabii yani evet. Değil mi? Yani dedeleri de çocuk gibi biri yani. Böyle genç bir adam. İhtiyar bir adam benim dedem. Yaşlanmış, bembeyaz sakalı var. Eskiler öyle anlatıyor. Bu güzel bir şey. Bu doğru bir şey. Ancak bu zamanın akışı çok çarpıcı bir hadisedir. Çünkü zamanın tekrarı yoktur. Tabii doğru vallahi. Değil mi? Bir zaman akıp geçtiği zaman aktı geçti. Geriye dönemiyorsun. Bitti. Bir mekanı terk ettin o mekana geri dönebilirsin. Evet doğru. Öyle değil doğru. Mi? Ama o zamanda zamanı geri döndüremezsin. Tak, zaman sürekli akıyor ve sen o zamanın içinde zamanla beraber akıyorsun. Ya. Bu beraber yaptığımız konuşma kayda geçtiği için o kaydı yeniden seyredebilirsin. Ama artık bir şey değiştiremezsin. Ya. Artık bitti. Onun için insanların attıkları her adımı, zaman içinde yaptıkları her şeyi çok büyük bir dikkatle ve çok büyük bir şuur, bir bilinçle, bir farkında oluş içinde yapmaları lazım. Çünkü geri dönüşü. Ken bu zamanımızda bu mümkün değil. Tabii. Neden? Çünkü zamanı sana öyle bir hale getirdi ki artık sen zaman senin her şey hızlı oluyor. İnanamıyorum ya. Oradan oraya, buradan buraya böyle bir... Ya ben haftayı artık geçtim zaten de ayın nasıl geçtiğini zaten bilmiyorum. Tabii. Seyahatlerde öyle değil mi? Seyahatlerde öyle değil mi? İnsanlar bir anda bir yerden bir yere gidiyorsun. Ya bir dakika daha şimdi 2 saat önce buradaydık, 2 saat sonra, 5 saat sonra binden bambaşka bir yere geldik. Bu acil ihtiyaçlar açısından çok önemli. Faydalıdır. Tabii. Çok değerlidir. Allah. Ama acil ihtiyaç olmadığı zaman ben herkese tavsiye ediyorum. Herkese özellikle tavsiye ediyorum. Bir yere seyahat edecekseniz karayoluyla gidin. Seyahatin bütün merhalelerinden, bütün aşamalarından geçin. Yorulun, dinlenin. Bir yere vardığınızı fark edin. Bir yerden bir yere var. Tamam efendim. Peki. Tamam. Özür dileriz. Özür dileriz. Yani uçak firmasından arıyorlar. Evet. Ama bak buraya uçak... siz ne demek karayollarıyla gidin ya? Uçak firmaları taş mı yiyecek bu insanlar? Ya, uçaklar yahu yapıyorlar. Yeterince acil işi olan insanlar var. Onlar gider. Ama insan kendisi tatil yapacaksa niye tayyareyle gidiyor? Ben onu anlamıyorum yani. Ama şöyle bir tayyareyle gidiyor. Ama öyle bir tayyareyle. Artık bunlar kalmadı değil mi? Yani. Ha, var canım. İşte şeylerde... Cessna tipi, tek motorlu. Yok bu Cessna, ufak, değil mi? Ne diyorlar? Daha eskisi bu. Çift kanatlı bu. Bunları havacılık gösterilerinde falan bunlar hala uçuyor. Bunlar ama çok uçuyor. Güzel değil mi ya? Güzel ama yani bunlarda uçmak da biraz delikanlılık işi yani. Öyle kolay iş değil. Şimdiki tayyareler gibi değil yani. Biniyorsun oradan oraya gidiyorsun yani. Bununla buradan buraya gidiyorsun ama bak açık tepesi rüzgarı da yiyorsun.
Anladın mı? Bunu kontrolü de çok zor. Bilek kuvvetiyle kontrol ediyorsun çünkü. Bu iplerle bağlı bütün onlar. Bileklerinle kontrol edeceksin. Öyle basit bir şey değil. Şimdi öyle değil. Şimdi ne olacak? Tabii canım, şimdi artık pilot kullanmıyor bile uçağı. Yani şimdi pilot neredeyse. kardeşlerimizin kalbini kırmayalım ama yani... Ama bizim bir pilot kardeşimiz öyle demişti ya, ne demişti? Öyle demişti. Ben bir şey yapmıyorum dedi yani. Ben oturuyorum, kitap okuyorum. Hayır, iş bana kalırsa zaten hayat tehlikedeyiz Zaten hayat yani. tehlikede demişti. Zamanı iyi değerlendirmek zorundayız. Zamanı iyi değerlendirebilmek için de zamanı biraz durdurmamız lazım. Biraz yavaşlamamız lazım. Benim kanaatim bu. Hız çağında birazcık yavaşlamamız lazım. Aklıma güzel şeyler geliyor Ne şimdi. Böyle geliyor aklıma? zamanı durdurma deyince, yani direkt olarak benim aklıma itikaf geldi yani bir anda. Hadi itikaf da önemli değil. Yani bir şekilde, Önemli değil canım. önemli değil. Hani Ne? bir şekilde bir dur. Bir dur. Şu Bir dur, bir telefonları bir nefes al. kapat. Bir iletişimi bir keselim. Bir saat ya. Ona bile En izin, az ona buna bile bile izin izin vermiyor. yok. Çünkü cep telefonu çalıyor. Tabii. Her dakika herkes, her şey, birileri ondan oraya, oradan oraya, oradan oraya, sürekli böyle bir gidiş var. Halbuki bizim bir durmamız lazım. Bir durup bir kendimize bakmamız lazım. Bir etrafımıza bakmamız lazım. Biz neyiz? Ne yapıyoruz? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Opsiyonlarımız ne? Yorulmuyoruz artık. Gerçek anlamda yorulmuyoruz. Tabii. Ruhumuz yoruluyor, bedenimiz Tabii, aynen yorulmuyor. öyle, yorulmuyor. Halbuki bedenin bir yorgunluğa ihtiyacı var. Bedenler hamlaşıyor artık. Tabii. Beden çalıştığı zaman gelişiyor. Tabii. Yürüdüğü zaman. Yani zaten evden çıkıyorsun, asansöre biniyorsun. Asansörle Evet. otoparkına iniyorsun direkt. Evet. Oradan arabana biniyorsun. Evet. Metro istasyonuna bile gitsen, biliyor musun? Artık yürüyen Yürüyen yollar bunlar. merdiven. Merdiven değil. Ne? Yürüyen yol, yol. Yürüyen yol. Bak. Yola biniyorsun, yürütüyorsun. Havaalanlarında var ya öyle. Anladım. Ama bak, bu iyi bir şey bir yerde. Neden? Yaşlanıp da ihtiyarlayıp da bizim gibi bacağın, kolun, bacağın tutmamaya başlayınca, yürümek zorlaşınca onun kıymetini anlıyorsun. Tamam. Onun için de çok memnun oluyorsun. Bu ayrı bir şey. Ama bu hayatın bütün tamamına, geneline uygulanmaya başlayınca bakıyorsun, gencecik insanlar, bacağında da bir sakatlık yok çünkü sektiğini, koştuğunu görüyorsun. Yürüyen merdivenle yukarı çıkıyor. Niye? Çünkü o daha çabuk gidiyor öyle. Çünkü yok, Acelesi var. acelesi var. Bir an önce gidecek. Her şeyi acele acele yapacak. Yemek bile zaman içinde pişiyor. Değil mi? En iyi yemek en uzun Pişer. kısık Of. kısık Şimdi ateşte. Konya'da Kısık şey yemiştik, kısık hatırlıyor ateş, musun? sus Ne söyleme. o et? Söyleme, söyleme. Ay Allah. Kısık Rejim ateşte değil pişen mi? yemek en güzel pişen yemek. Şimdi bu kavramsal değişiklikleri hayatın inceliklerini gösteriyor. Mesela vakt dediği zaman önceden belirlenmiş, tayin edilmiş bir sürenin sonuna gelinmesi demek o. Her şeyin bir vakti var. Zamanı, zaman genel kavram. Dehir mutlak zaman, asır başı sonu belli olan zaman. Vakit. Vakt, tayin edilen sürenin bittiği, dolduğu zaman. Meyvelerin zamanı içinde olgunlaşmasına izin vermiyoruz. Onun bile gitti. Burada da zaten meyveleri de kaldırmışsın. Kaldırdım Fark etmedim çünkü... zannetme. Neyse ki limon var. Biraz ağzımıza sıkarız. Burada saat, masam. Hayır, bir şey değil. İmrendiriyor seni. Canın Evet, istiyor, sağ olun. yiyemiyorsun. Ayıp olacak Rejimdeyim filan diye. zaten. Neredesin efendim? Rejimdeyim efendim. Ne için? Genç gözükmem Genç lazım. gözükmen lazım tabii. Geldin 40 yaşına. Şimdi bak. Bu çok 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 önemli bir mesele bu. Meyvelerin bile olgunlaşmasına, kendi zamanı içinde meydana gelmesine izin vermiyoruz. Meyveler hamken toplanıp depolarda suni olarak olgunlaştırılıyor. İnsanın da bir olgunlaşma süreci var. İnsanlarımız daha kendi normal süreçleri içinde olgunlaşmadan, biz onlara bazı, vakit dolmadan bazı şeyler yaptırıyoruz. Çocukların yeterince oyun oynaması lazım. Çünkü oyun çok önemli bir öğrenme alanı.
Evet. Çocuğun kendini gerçekleştirdiği, hayal dünyasını gerçekleştirdiği, bir şeyleri deneyini yaptığı, tecrübesini kazandığı bir alan ve çok da eğlenceli bir alan. Çocuk için eğlenceli, oynuyor çünkü o. Bilim adamı da deney yapıyor. Çocuk da aslında bir deney yapıyor. Ama biri eğleniyor, öbürü belki eğlenmiyor. O başka bir şey diyor. Daha heyecan duyuyor belki ama o eğleniyor. Çocuklara yeterince oyun oynamaya zaman ayırmıyoruz. Çocukların kendi süreçleri içinde gelişmelerine izin vermiyoruz. İstiyoruz ki onlar hemen büyük adam gibi olsunlar. Hemen bir takım bir şeyleri yapsınlar. Erkenden şunu yapsınlar. Hayır, hiç buna gerek yok. Bırak, o çocuk zaten kendi süreci içinde bir yerlere varır. Sormaya başlar, istemeye başlar. O zaman cevap ver. Çok ilginç. Antropologların çok ilginç gözlemleri var. Bazı medeniyetlerde diyor, 8-9 yaşına kadar çocuklara hiçbir şey öğretmiyorlar. Hiçbir şey. Harika bir şey bu gerçekten. Çocuk sormaya başladığı anda cevap veriyor ebeveyn. Sormadan çocuk bir şey söylemiyor. Çocuk talep edecek yani. Evet, talep edecek. Zaten talep etmeyene ne öğreteceksin? Ne öğret? Hiçbir şey öğretemezsin. Türklerin bir sözü vardır, çok ilginçtir. Ağza bir parmak bal çalmak der. Evet, doğru doğru. Bir dokundurduğun zaman o onun güzelliğini, doğruluğunu kavradığı zaman kendi o yöne doğru gider. Biz ama her şeyi zorlama üzerine kuruyoruz. Zamanı da zorluyoruz. Olgunlaşma süreçlerini, hayatımızın süreçlerini inanılmaz bir işkencehaneye dönüştürdük dünyayı. Şimdi frene basma zamanı olduğu kanaatindeyim ben. Ve birçok insan da buna uyandı artık. Onları da marjinalize ediyorlar. Yani toplumun dışına itiyorlar. Halbuki frene basma zamanı. Şimdi biraz yavaşlayacağız. Şimdi biraz duracağız. Diyeceğiz ki arkadaş kusura bakma. Çabuk işte hemen olsun. Hayır. Bak çocuk bile 9 ayda oluyor. Biz tekrar varlık alemindeki zaman akışına uyum sağlamak zorundayız. Durduğumuz tabii zaman, yavaşladığımız zaman, o akışın içindeki yerimizi almaya başladığımız zaman hayatın verimi artacak, değeri artacak, anlamı artacak insanlar için. Ve sadece, daha da mutlu olacağız. Elbette ki. Sadece kendimiz için değil. Çevremiz için de bu böyle. Tabii. Onun için aklımızı başımıza toplamak gerektiği kanaatindeyim. Kesinlikle yani. Onun için özür diliyorum senden geç kaldın dediğim için. Yani estağfurullah, hiç önemli değil de ben şunu söyleyeceğim. Yani galiba bu saatlere falan ihtiyaç var canım ya. Bak ihtiyaç var. Başka şey. Bir ihtiyacı olmazsa olmaz haline getirmek ve kural haline getirmek kötü. Biz zaman, kolunda saat olsun, bilmem ne telefonu ne diyoruz. Ama saatin kölesi olma. Sen onun kölesi. Zamanın kölesi olma. Tamam. Sen zamanın içinde boynunu bük ve o zamanın içindeki yerini al. O zamanın hakkını vermek, bunu böyle söyleyelim. Bence doğru olan ifade bu. Zamanın hakkını vermek. Her şeyin kendi akışı içinde oluşabilmesine imkan tanımak. Çok güzel. Bir de eski saatler şimdi aklıma geldi. Senin şu arkadaki kuşlara bakınca. Müthiş bir şey yapmışsın ama acaba. Ben yapmadım. Yani ama bunu kim Ali yapmışsa yaptı, elinden yaptı. Öperim ya. Şimdi orada kuşu oraya kafes hapsetmektense al işte sana kuş. Al sana kuş. Al sana kuş. Şimdi kuş dedi yani guguklu saatler vardı, bilir misin ya, sen? Aa. Guguklu. Bilmez miyim canım? Ya biz onları çok fazla yakalayamadık ama. Yani, ama bizimle alakası olan çıkıyor, bir şeydi. Çıkıyor guguk guguk. O mu hoşuna abi gidiyor? Ama çok hoş bir şey ya. Aman aman benim niye de hiç haz etmem. Ya niye guguklu ama saat? O da o kültürün. Çünkü o kültür yani İsviçre, Almanya, Avusturya o kültürlerde guguk guguk kuşu çok sevilen, bilinen bir bizde kedi neyse o da orada guguk kuşudur. Ben de hiç haz etmem o saatlerden. Aa, ama öyle deme ya. Saat hiç haz etmem. Guguk guguk. Benim için saatin tıkırtısını duymam lazım. Tık 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 tık. Aa, büyük saatler böyle şey. Rahmetli babaannem demirciler demir dövüyor derdi. Çalışır. Arada bir vakit geldiğinde de bang. Evet, vakit gelmiş. Buradan da onu söylüyorlar. Tamam. Zaman akıp geçmiş. İnnel insane lefî husr. Vaktimiz dolmuş. Söylüyorlar arkadaşlar. Peki. İyi oldu be. Allah razı olsun. Yine gel. Yine zamanlardan tempus, fugit falan. Ya yani çok teşekkür ederim. Gene gel, gene gel. Geleceğim. Seni bırakır mı? Ben seni bırakmam. Eyvallah. Haydi eyvallah.